360 ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Benim yemeğimde haftanın dördüncü gününde yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz şefim. Süper. Güzel bir enerjiyle başladık. Evet. Mahmut nasılsın? Teşekkür ederim şefim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misin? Çok şükür. Çok güzel. İyiyim. Bomba gibiyim. Güzel. Evet. Dördüncü gündeyiz bugün. Evet. Nuray abla. Vallahi bomba gibiyim. Aman dikkat. Hepsini patlatacağım bugün. Kararlıyım. Kesin. O kadar çok kararlıyım ki hepsini patlatacağım burada. Ve burayı böyle asfaltlara ağlatacağım. Stüdyoyu ağlatacağım. Yakacağım. Nuray Hanım daha yemeği görmeden yoksa bomba gibi patlatacağım dedi. Patlatabileceğini düşünmüyorum. Kendi evde kurup geliyor sadece. Hadi bakalım. Yağmur. Ben bugün tabii ki çok iyiyim. Çünkü neredeyse liderliğe artık oturmuş gibiyim. Üç gündür birinciyim. O yüzden mükemmelim tabii ki bugün. Hadi bakalım. Güzel. Özgür. İlk önce Yağmur'a üç gündür birincisin diye bugün de birinci olacağın anlamına gelmediğini hatırlatacağım. Sonrasında Mahmut Bey bugün sizinle çok güzel ilgileneceğim. Nuray abla sen de elinde patlamasın o bomba dikkat et diyorum o kadar. Bence Özgür benle ilgilenemez. Denesin bakalım şansını neler yapabilecek görelim. Mahmut Bey çok merak etmesin ben ona gayet ilgileneceğim. Üç gündür kendi yemeklerine baksın hiçbir şey yapamıyor zaten. Formatı tekrar bir daha hatırlatıyorum. Efsane bir yemek var bugün sepetlerimizde. O yemeği vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonra tadım aşamasına geçiyoruz. Gözler tamamen kapalı. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Yarın 10 bin liranın sahibi final gününde... Sıfırdan 10'a kadar puan veriyoruz. Benim yemeğim. Unlu tahtada ceviz mi doğranır? Üçünüzü de ayırdım. Tek tek ayırdım. Ya burada bir grup yok. Mahmut beni deli etme artık ha. Yani çok da temiz olduğunu düşünmeyin. Şuradan alıp buraya tıkıyor. Temizliğim, sen benim bilinçli koyduğumu nasıl ispat edebilirsin? Bir dakika Özgür. Koalisyon gerçekten yapıyorlar şefim. Maalesef ikinizde de ses var, görüntü yok. Hepinizsiniz siz, ben tekim. Burası ananın evi değil kızım. Neden arkada konuşup yüzümüze gülüyorsun? Doğru söylemiyorsun. Kesinlikle yalan. Bugün Yağmur kendisi beni takip etmek istedi. Fotoğraflarımı gördü, çok güzel olduğunu söyledi. Ya Yağmur ikili oynuyor. Bir ispatla gelin artık, boş konuşuyorsunuz ya. Tadım yaparken neden birlikte olduğunuzu açıklayacağım. Yarışmamızın dördüncü gününde cevizli erişte yaptık. Erişteler biraz haşlanmış ama biraz çiğ kalmış. Ama elimin lezzeti olduğunu biliyorsun. Hamuru pişmiş mi? Pişmemiş. Demek ki hatayı ben yapmışım. Biraz tuzsuz geldi bu bana. Ya, İlahi adalet diyorum. Şefim bunun hamuru pişmemiş, sert. Kim yapmış olabilir? Galiba bu tabağı ben yaptım. Bunu da yapsa Yağmur yapar. Bu Yağmur'un olabilir sanırım. Niye benim adımı veriyorsun kötü yemekte? Benim öz oğlum oldu artık. Puanın gelsin. Korkarak 4 veriyorum. Dayı 1 veriyorum. Yağmur 0. Ben 0 alınca niye bu kadar zevk alıyorsun? Benim yemeğim. Hazır mıyız? Hazırız. Kaldıralım torşonları. Çok basit bir yemek. Aman yarabbim, gerçekten basit ya. Neymiş o? Ay, ya bu kurabiye olabilir mi ya? Ya bu ne olabilir? Şefim bu ne? Mahmut börek. Ne olabilir? Bence börek olabilir. Börek? Börek. Evet. Yağmur? Bana poğaça gibi geldi ama. Evet. Doğru. Peynir falan var çünkü. Özgür? Cevizli peynir. Bana da poğaça, zeytin, zeytin diyorum, peynir ve... Yemek olamaz mı hiç? Olamaz. Günlerden cevizli erişte yapıyoruz bugün. Ay, harika. Nasıl hazırlamışız? Notlar gelsin. Benim yemeğim. Günlerden cevizli erişte. Gelsin malzemeler. 4 su bardağı un, 3 yumurta, yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve su. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı ceviz, 50 gram beyaz peynir. Öncelikle cam kabın içerisine unumu boşaltmadan önce 2 yemek kaşığı unumu ayıracağım. Geri kalan unu kabıma boşaltacağım. Unumun üzerine yumurtayı ilave ettim. Süt ilavesi ve tuz ilavesi yaptım. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Hamurum hazır. Hamurumu güzelce iyice bir yoğuracağım. Şimdi merdane yardımıyla hamurumu ince bir şekilde açacağım. Uzun şeritler halinde keseceğim. Şimdi şerit şeklinde kesmiş olduğum hamurların arasına
un serpiştireceğim ki yapışmasın. Üst üste dizeceğim. Şimdi ocağıma tenceremi aldım. Su ilavesi yaptım. Biraz tuz ilavesi yaptım. Suyun burada güzelce kaynarken ben de eriştelerimi kesmeye başlayacağım. Şimdi suyum kaynadı. Eriştelerimi suyuma attım. Erişteler suda haşlanırken ayrı bir tavada ise tereyağı ve zeytinyağını güzelce eriteceğim. Cevizlerimi incelteceğim. Tereyağını da güzelce bir kavuracağım. Ayrı bir yerde ise beyaz peynirimi rendeleyeceğim. Şimdi servis zamanı. Tabağın odak noktasına eriştemi yerleştireceğim. Tereyağında sotelemiş olduğum cevizden üzerine hafif gezdireceğim. Ve son olarak rendelemiş olduğum beyaz peynirini de üstüne gezdirerek servise hazır. Bana afiyet olsun, size kolay gelsin. Benim yemeğim. Hazır mıyız? Hazırız. Kartlar alındı mı? Alındı. Süremiz 30 dakika. Bugün zor şefim. Zor yandık. Mu? Bence zor. Neyi zor? Alt üstü hamuru. Hamur işte, o yüzden kadar zor. Hamur kes, haşla, üzerine tereyağlı bir ceviz yap, bitti. Ben hamurdan çok zorlanıyorum. Bugün benim için kolay olacak, sen zor diyorsun. Günün yemeği bugün açıkçası bence zor bir yemek. Çünkü erişte hamura kıvam vermek zor. O yüzden biraz zorlanacağımızı düşünüyorum ve herkesin zorlanacağını düşünüyorum. Yağmur'un yüzünü gördünüz mü? O çok korktu, yapamayacak. Korktun mu bugün ya Yağmur? Hayır korkmadım. Hamuru açmada sıkıntı yok. Sadece işlemleri uzun ya, vakit yeter mi? Ondan korktum ama en erken bitiren benim ya, o yüzden. İnşallah. Sıkıntı bugün çok iddialı konuşma Yağmur bence. Göreceğiz. Yine göreceğiz hamurlarınızı. Göreceğiz. Geçenki gibi olmasın da pidede gibi. Olabilir. Bugün siz birbirinize atışmaya başladınız. Sizi de ayırdım galiba. Sen bizi ayırmadın da biz zaten birlikte değildik. Beraber ortak değildik. Niye öyle diyorsunuz? Dün öyle değildiniz ama birbirinizle beraberdiniz. Nuray abla sizden ben ayrıldı. Ben her zaman doğru söyleyenin yanında olurum. O ayrı bir mesele. İşte ben doğru söylediğim için benim yanımdasın değil mi? Kabul ediyorsun sen de. Yok. Ben senin söylediğin hiçbir şey kabul etmiyorum. Hiçbir şey doğru söylemiyorsun. Göreceğiz. Bugün sen ayrılacaksın Özgür'den. Yarın yalnız kalacaksınız hepiniz. Üçünüz tek başınıza yeneceğim ben. Tek tek hepinizsiniz. Siz, ben tekim. Mahmut Bey bence ruhlar aleminde yaşıyor. Ben tek, siz hepiniz falan diyor ama bence ruhlar aleminde yaşıyor. Asla değilim ruhlar aleminde. O kendince bence aslında şu an tam kendisi boş konuşmuş bana göre. Nuray abla. Nuray abla hiç konuşmuyor. O farkında. Dışarıda dedi, sen haklısın dedi bana Nuray abla. Ben hiç kimseye hak vermiyorum. Vermem de mümkün değil. Niye öyle diyorsun abla? Dün akşam demedim mi sen? Biz üçümüz beraber ayrıldım. Sen haklısın, yarın da onlar ayrılacak demedim mi bana? Ben lider olacağım. Lider. Abla lider olacaksın tamam, evet. Ama sen bizim gönlümüze lider olacaksın. Benim yemeğimin lideri ben olacağım inşallah. Şefim de çok güzel yemek tarifi verdi. Lezzetli, harika, çok kolay. Damakların tadına göre. Oh harika. Geçen yaptığın yanlış bugün de yapacak mısın abla? Vallahi hiç ben yanlış yapmadım. Yanlış yapan her söyleyeyim zaman siz yaptığını oldunuz. Ben seni genelde tamam, birazdan yardım söyleyeceğim. Şimdi söylemiyorum. Söylersen farkına varacaksın. O yüzden söylemiyorum sana ne yaptığını. Evet, bakalım bugün Yağmur liderliğe devam edecek mi? Yoksa liderliği kaptıracak mı Nuray'a? Ben hemen alacağım puanlarımı şefim. Hatırlatayım. Yağmur 44, Özgür 30, Mahmut 28, Nuray 23. Abla, Yağmur'la aranda 21 puan var ya. Kapatacağım, Allah'ın izniyle kapatacağım şefim. Onu bugün var ya mor seyredeceğim. Ablam sen onlardan ilk gün ayrılsaydın sen şu an belki birinci de olabilirdin. Ya burada bir grup yok Mahmut, beni dele etme artık ha. Lütfen sesimizi yükseltmeyelim. Yükseltirim. Sana mı soracağım? Sesinizi yükselterek ön plana çıkmaya çalışmayın. Yo, burada. Dün o zaman sen de dün ön plana çıkmaya çalışıyordun. Çünkü benim sürekli bağırıyordun. Ben söylüyorum mesela, örneğin ben hamurdan çok anlamam. Şu an mesela hamuru yoğuruyorum ya, seni yoğuruyor gibiyim. Ah sen of, daha neler yoğurursun be. Sen... Bak nasıl güzel hamur bak, yapacağım bak, gör. Bak. Mahmut Bey bugün sinirlendim, sesimi yükselttim. Bence hak etti çünkü günlerdir böyle bağırıyor, çağırıyor, gereksiz bir yükseliş yapıyor, dikkat çekmeye çalışıyor.
Ben de onu biraz bastırmak istedim. Şimdi bunu mu konuştunuz aranızda? Göreceğiz. Şimdi bunu mu konuştunuz? Ben bunu konuştum. Bugün, hani benim kimseye ihtiyacım yok. Olalım. Ayrılmış gibi olalım. Aramızdaki puanı konuşalım. Ayrılmış gibi olalım. Tek tek mi saldıralım dediniz? Bir, iki, üç. Üçünüz birsiniz, ben tekim. Dün nasıl susmadın? Ben burada birinci olmayabilirim. Ama ben size karşı birinci olacağım. Ne oldu? Sesini yükselttin. Ne oldu? Konuşmada birincisin Mahmut. Siz yükseltirseniz ben de yükseltirim. Tabii ki yükseltirim. Yükseltemezsin bana sesini sen. Sen eğer bir bayanla dünden beri konuşmayı bilmiyorsan, dün sakinliğimi korumaya çalıştım ama Gülerim, bugün bomba gibi geldim. İnsanla konuşmasını çok iyi biliyorum, çok da iyi öğrendim. Güzelim diyorsam güzel olduğundan değil, ben sinirlendiğim zaman güzelim derim. Mahmut Bey'den artık çok sıkıldım. Kulaklarımı tıkamak istiyorum. Duymak istemiyorum. Elimde olsa kulağıma pamuk tıkayacağım. Benden sıkıldıysa hemen yarışmayı bırakabilir. Kendisi artık yavaş yavaş geri plana geliyor. Burada güzellik konuşmuyoruz maalesef. Yemek yok, yani konuşuyoruz. Yok, üstüne alınıp da bana yemekte karşı bana de, bir şey duyuyor. Yemekte de sıfırsın, üzgünüm, seni kaleye almıyorum. Beni kaleye alamazsın çünkü ben sana karşı rakibim. Ben de dişli bir rakibim. Sen de o yüzden bana... Nasıl dişlisin? Söylesene bir. Puanın kaçtı, duyamıyorum. Fark etmez. Ses gelmiyor. Bak, ben sizin ikinizi de, üçünüzü de ayırdım. Tek tek ayırdım. Kimse birlikte değildi ki Mahmut yani. Sen kendi hayal dünyanda yaşıyorsun. Kendin ben, kurup kendin ben biliyorum. Bugün de ona dikkat edeceğim. Gerçekten söylüyorum, tadım yaparken neden birlikte olduğunuzu açıklayacağım. Şefim size de söylüyor. Açıkla burada. Şimdi ben açıkla. Ben yakaladım onların açığını. Şimdi tamam, açıkla. Söyle. Açığını yakaladım. Mahmut Bey sürekli sizin bir açığınız var, açığınızı yakalayacağım diyor ama hiç öyle bir şey yok. Açığımız yok, kendince bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Mahmut Bey sürekli papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyor. Çok sıkıldık artık bundan, ben ve diğer yarışmacı arkadaşlarım. Başka konular bulsun, başka birinin üstünden yürüsün. Tahtanın üzerinde olmaz hamur yani. Daha rahat yapabileyim diye kase dar diye. Ay becerikliyim diye geliyorsun benim yemeğime ama boş. Burası ananın onu? Evi değil kızım. Ne? Ananın duyamadım. Mutfağı değil burası veya kendi mutfağın değil öyle. Ben zaten burada şefimin verdiği söyle, tarife uyacağız, birebir yapacağız. Bak güzel, günlerdir güzel bir şey diyeceğim. Artık bunu da senin anlatman o kadar komik ki. İçine pul biberler attın, soğanlar attın. Yani bunun senin demen de çok komik oluyor. Nuray Hanım günlerdir bana yok evine dön, burası annenin mutfağı değil deyip duruyor. Kendisi günlerdir yemek yapamıyor. Benle bu şekilde nasıl konuşuyor anlamıyorum. Ben günlerdir çok güzel yemekler çıkarıyorum. Kendisi çıkaramadığı için patlıyor vallahi. Bak abla, beraber yola çıktıklarını seni yolda bıraktılar, evet, görüyor musun? Evet, evet. Nuray abla kimle yola çıktın sen? Bunları söyle abla, herkes bilsin doğrusu. Kimle yola çıktın Nuray abla sen? Söyle üçümüz abla. Geldik. Aynı servis. Üçünüzle geldim ben buraya. Ama üçünüzü de alt edeceğim. Bugün stüdyoyu var ya böyle. Sonuncu olarak mı alt edeceksin? Tabii. Göreceksiniz, göreceksiniz. Vallahi hepinizden önce bitirdi Amur ha. Sen bunu daha kadınım önce yaptın ben, mı? Kadınım, vallahi yapmadım. Annem ya. Yapıyordu rahmetli. Ay kurban olurum. Annen rahmetli mi oldu? O çok güzel yapıyordu ya, harika. Ondan mı öğrendin böyle yoğurmayı falan? Vallahi bir hazırları kere falan da yaptın. O kadar güzel hamur yoğurdum ki büyük bir hırsla bütün hünerim ortaya döktüm. Nuray Hanım bugün gördüm ki hamuru güzel yoğurdu. Bu biraz beni korkuttu. Umarım güzel olmaz. Sen bugün biraz bilenip de mi geldin ya? Ben öyle bir dinlendim ki şefim. Ben buradan gittim ya. Ay buradaki gibi yemeğimi de yedim, çayımı da içtim. Gerçi tok gittim söylemesi ayıp ama çayımı, kahvemi güzel bir içtim. Kafamı bir dinledim, güzel bir duşumu aldım söylemesi ayıp. Şey demişsin ki Yağmur da bugün de lider olursa kendimi paralarım burada demişsin. Vallahi doğru. Ne oldu o kadar beceriksiz dediğin Yağmur'a ne oldu? İnan ki orası bak orada bir haklı bir şey söylemiş işte ama biraz da katmış yalan, biraz da yalanları var. Ne var? Ne yalanı var? Çok yalanı var. Çok bir tane ne yalanı var söyleyin hadi. Bir ispatla gelin artık, boş konuşuyorsunuz ya. Kendisinin yalanları çok. Kendi yalanlarını bana yıkmaya çalışıyor. Kendisi kili oynuyor. Benim en büyük iddiam sizin şike olduğunuz, üçünüz birlikte ne gibi bir şike yani, Allah'ını seversen. Farkına vardı her şeyin. Mahmut ayrıldı. Sen bugün de bir daha ayrılacaksınız. Üç gündür konuşuyorsun. Ama konuşmak benim işim, ben esnafım. Ben evet anca konuşuyorsun zaten, hiçbir şey yapmıyorsun. Hepiniz boş konuşuyorsunuz, haydi yemeğe benim tadıma.
Vallahi anamdan iyi öğrenmişim bak, ama görmedim. Anamdan güzel de hep aynı yöne çeviriyorum. Bak bu hamurları kaldır buradan. Evet. Bunun üstüne sen böyle böyle olmaz. Burasından heh, tutacaksın. Hiç bak, yapmadım ya. Anacığım buradan tut. Görüyor musunuz hepiniz de? Oh. Gördün vallahi mi? Haklısın. Bak buraya gücünü bastırman lazım. Şefim sen de çok güçlüsün maşallah. Ya, anacığım sen de güçlüsün ya. Nasıl yapacağız be? Çenen güçlü, kolların da güçlü. Anca çenesi güçlü Mahmut gibi başka bir şey değil. Herhalde çenenin güçlü olması gerekiyor ki ben buraya kazanmaya geldim, kaybetmeye gelmedim. O yüzden mi sonuncusun Nuray abla? Niye o yüzden kaybedim ya? Yok böyle bir şey. O yüzden sonuncusun Nuray abla, çok güzel kazanıyorsun. Ya bak. Benim verdiğim puanlar olmasa sen hala şefin verdiği puanlarıyla bir geçiniyorsun. Bak sen de açıldın, sen de açıldın, sen de ayrıldın. Şeften puan almak daha çok önemli benim için. Her zaman böyle doğruları söyleyin. Demek ki beğeniyor, seviyor. Veriyor puanları. Aldın ama ben hepinize puan veriyorum. Hepimize de denizden veriyor. Denizden altında bırakmayın. Yok o anlamda demedim. Herkese puan veriyorum. Evet. Siz evet, hak edene hak ettiğini veriyorsunuz ama arkadaşlarımın hiçbiri Nuray ablaya puan vermezken sadece benim sayemde alabiliyor puan. Onun haricinde hiçbir şey yapamıyor kendisi. Doğru söylemiyorsun. Kesinlikle yalan. Ben gayet yemeğime odaklanıyorum. Lezzetli bir şekilde de şefim bize vermiş olduğu yemeğe uygun. Odaklanmış halim bu mu Nuray abla? Bugünün yemeğini ben çok güzel yapacağım. Harika yapacağım ve birinci olacağım. Nuray abla bugün çok fazla gaza geldi. Bence daha önceden evde hamur yaptı, burada yapmadım diyor ama sonuçta bir ev hanımı yapmıştır ve normaldir yapması. En güzel şu an Nuray'ınki oluyor. Ay şefim beni ganyana götür ne olur. Siz böyle dediniz de heyecanlandı hepsi birbirine karıştı. Ganyan at yarışında değil de ganyan. Ganyan işte diyemiyorum. Gaz de gaz. Nuray Hanım siz neden günlerdir ganyana ganyan diyorsunuz? Canım benim senin gibi. Hani senin İstanbul hanımefendisiydiniz siz. Ben İstanbul hanımefendisiyim. Yavrucuğum seni de ben yetiştirdim. Nerede? Nasıl yani? Nasıl yetiştirdin abla anlatır mısın? Herkes duysun. Kabiliyeti bu kadarmış o kadar algılıyor. Herkes bilmiş, duysun. Ne yapayım ben? Nuray Hanım'a saygı duyuyorum ama bence İstanbul hanımefendisi değil, büyüğüm olarak sadece saygı duyuyorum. Yağmur Hanım benim hakkımda ne derse desin İstanbul hanımı değil diyor ya, kendisi İstanbul hanımı değil, ben gayet İstanbul hanımıyım, çok da gururlu duyuyorum kendimden. Son 20 dakika. Biz yandık. Özgür sana demiş ki, Nuray abla demiş rüzgar nereye eserse oraya gidiyor demiş. Kafasına göre takılıyor demiş. Nuray abla gaza geliyor evet ama Nuray abla aynı şekilde rüzgar nereden eserse oraya gidiyor. Orada yanılmış, kesinlikle yanılmış. Rüzgar beni nereye attı biliyor musunuz? Nereye? Benim yemeğin programına ve Rafet şefimin programına attı. He. Ben de burada şefimin kesinlikle bize güzel yaptığı, sunduğu yemekleri sunmaya çalışacağım. Hadi İnşallah kim puan bastır verirse ona gidiyor Rafet şefim. Evet. Kim puan yemekteyim program. O yüzden dün benim sen öz evlattın, ben üvey evlattım. Benim puan vermedim çünkü. Esiyorum ben, benim yemeğime. Kim puan verirse Nuray abla ona gidiyor. Hı. Öz evlat diyor. Puan vermeyeni üvey evlat yapıyor. İlk başta beni öz evlat yaptı, puanı vermeyince üvey oldum ben. Evet. Evet bak, üveysiniz. Doğru ablam. Evet, çünkü buranın kralı ben olacağım. Kral, ben kazanacağım. Kral ben derken paramı, abla. Gideceğim çekimi. Ben kazanacağım. Nuray abla durup durup bir şeyleri anlamamazlığa veriyor. Çünkü sıkıştığı alanlarda, rüzgarın esmediğini düşündüğü taraflarda sessiz kalmayı tercih ediyor ve konuyu değiştiriyor. Bence ikili oynuyor. En sonuncuyken nasıl kral olacaksın? Vallahi en sona bakma sen. En önde gidiyorlar en sondakiler. Öyle bunu mi oluyor? Bunu da hatırlatayım. İnşallah ablam, hadi göreceğiz. Evet. Ama senin destekçilerin sana bugün puan verirse sen yine öne geçersin. Geçeceğim tabii. Tabii destekçilerin sayesinde. Esmeyeceğim. Haydi Nuray abla bak burası Kestamur, haberin olsun evet. Ha. Evet. Ne oldu? Bana oradan tavsiye veriyordun. Şimdi Nuray abla anca konuşmayı biliyor Mahmut evet. Gibi. Efendim bir şey mi dedin Özgür? Nuray abla dedim Mahmut gibi anca maalesef konuşmayı biliyor. Maalesef ikinizde de ses var, görüntü yok. Bizde her şey sen var. Sen beni Allah göremiyorsan gözlerinde problem vardı. Tanıdık doktor var. Hemen şöyle bir masaları bir gezeyim. Kimde hata var? Bir bakayım. Burası biraz incelmesi lazım. Dedim az önce sana. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince. Hamurun sert olması lazım. Yumuşak hamur suda dağılır. Oy Allah'ım ya Rabbim. Ha gayret. Hürrem Sultan. Yağmur.
Evet. Hatayı telafi et. Hamur dağılır. Bak. Hamurun çok yumuşak. Rezil olacağız, rezil. Ayağımı da kemiriyorum. Unla değil, hamurun kendisi yumuşak diyorum. Hamurum bugün biraz yumuşak oldu. Şef uyardı. Üzerine un serptim ama inşallah toparlayacağım. Son 15 dakika. Haydi Nuray abla. Aslansın be, yaparsın sen haydi. Ay canım şefim ya. Nuray abla buraya bulaşık yıkamaya gelmiş galiba. Anca bulaşık yıkıyor. Bulaşık yıkayacağım tabii. Bir aslan yaptığı yerden bellidir yavrum. Evet gördük. İlk günde de ikinci günde de aslan yattığı yerden belliydi. Aslan yattığı yerden bellidir kuzucuğum. Abla kendine aslan deyip duruyorsun ama aslan görmemişsin. Aslan ben yani. Size aslan demek istiyorum ama. Sen röportajda demişsin bana ki. Bana de hak eden benim. Aslan olmayı hak eden benim. Sen röportajda bana söyle. Demişsin ki Nuray abla. Buyur. Dur hemen biz, geliyorum. Biz Mahmut, Özgür ve ben eşitiz. Yağmur Hanım kendini havalarda görüyor. Artist görüyor. Buraya şov yapmaya gelmiş. Hepimiz eşitiz demişim. Yağmur kendini çok yükseklerde görüyor. Yağmur yükseklerde değil. Hepimiz aynı yerdeyiz. Eşit değiliz. Ne açıda? Kesinlikle eşit değiliz. Niye diyecek olursanız şefim. Onlar yanılıyorlar. Burada onlar kim? Yağmur'um. Yağmur'um. Mahmut'um. Evet. Ve Özoğlu'm. Ha, bak Özoğlu'm. Bak Özoğlu. Ama bu lafları puanlar Nuray gelsin abla sen söylemişsin. Evet. Aynen öyle. Arkadan sen söylemişsin. Üst neden arkada ben konuşup yüzümüze gülüyorsun? Ben? Hayır ben Nuray ablayı diyorum. Arkada sürekli canım canım önde. Yok hiçbir şey bilmiyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Neden arkada öylesin önde böylesin? Halka mı oynuyorsun acaba sen? Şefim ben dün demiştim bunlar yarın 3'ü 1. Nuray Hanım cevap veremiyor. Başardım. Nuray Hanım şu an yemeği yetiştirme korkusunda. Evet canım benim tabii ki yetiştireceğim ki lideri ben olayım. Nuray Hanım'a bugün soru sordum. Bana asla cevap vermedi. O kadar odaklanmış ki bugün iyi yapmaya çalışacağım diye. Bence yapamayacak ama asla zaten bana cevap veremiyor. Sen Yağmur'la niye bu kadar uğraşıyorsun ya? Ya Yağmur ikili oynuyor. Heh. Şefim çok, çok ikili güzel oynuyor. Bildiğin gibi de öyle göründüğü gibi değil. Ay Nuray abla şu an dediklerimizi algılayamıyor. Sana diyorum ki halka mı oynuyorsun? Arkada iyisin diyorum, önde diyorum, laf ediyorsun. Bir cevap ver artık abla. Ablacığım cevap veriyorum ya. Niye vermeyeyim? Gayet de güzel cevap veriyorum. Ne cevap vermiyor muyum? Öyle duyamadım. Diyorum ki kilo oynuyorsun. Gerçekten kilo oynuyorsun. Ben sana diyorum sana. Arkada çok iyi davranıyorsun bana canım. Arkada hiç iyi davranmıyorum. Buradan ama arkada bana arkada diyorsun aynı. Beni paylaş diye. Niye diyorsun hayır, o zaman? Hayır öyle bir şey demedim. Uyduruyorsun. Aa hepiniz dediniz beni paylaş ben diye. Ben sana demedim yalan söyle. Evet. Paylaşılmaya ihtiyacınız var mı ya demek benim ki var. Benim hiç paylaşılmaya ihtiyacım yok şimdi. Ama bak Yağmur'a paylaş beni demişim. Bugün Yağmur kendisi beni takip etmek istedi. Fotoğraflarımı gördü, çok güzel olduğunu söyledi. O yüzden kendisi beni takip etti. Hatta dedi ki herkese de böyle yapmam dedi. Ya ben dedim tabii ki de yapacaksın. Beni görünce bak, bak, yapman geliyor. Gerekir. Hayırdır ya? Aranızda bir şey mi var? Var yok. Var. Ben diyorum size şefim. Onlar koalisyon yapıyorlar. Bak arkada şöyle söyleyeyim, fotoğraflarını sordu. Takip ettiklerini itiraf evet ediyorlar. Ben de yorumladım ve takipleştik çünkü bende fotoğrafları vardı, fotoğraflarını attım. Sadece attın bu kadar. Ve oradan konuştunuz neyi nasıl yapacağınızı. Ama samimi söylüyorum, dün ben sizin nasıl işaretleştiğinizi buldum. Kameralara söylüyorum burada. Tabii tabii. Bunu açıklayacağım. Tabii şimdiden söyleyebilirim. Şimdi söylersem ya olmaz. Olmaz. Tadım Allah zamanında ben söyleyeceğim. Takipleşiyor musunuz? Şu anda takipleşiyoruz. Az sonra çıkacak. Aynen. Program bitene kadar. Her an çıkabiliriz takipten. Yarından sonra çıkacaklar. Yağmur, Özgür bana arkadaşlık gönderirse bloklarım demiştin. Özgür beni takip etmeyeceğini söyledi de ben Özgür'ü görsem zaten direkt bloklardım. Şöyle evet doğru kendisi bunu gönderdi dedim. Şefim. İlk kim gönderdi? Kendisi. Ben dün evet bloklarım dedim Özgür Bey'e. Bugün kabul ettim çünkü dedim ki yazık yani takipçi artsın. Benim takipçiye ihtiyacım yok. Böyle bir gayem yok. İki arkadaş güzel geçiniyorlar, tamam, okay, güzel anlaşıyorlar, harikalar. Ya koalisyon yaptığımızı düşünüyorlar işte beraber. Koalisyon yapıyorlar mı? Koalisyon gerçekten yapıyorlar şefim. İnanın yapıyorlar. Çok yapıyorlar. Bildiğin gibi değil şefim. O zaman Nuray abla sen de Mahmut'la koalisyon yapıyorsun. Koalisyon. Hayır. O benim öz oğlum değil ki. Öz oğlum sen benim. Ya benim. Sen de bir öz oğlum diyorsun, bir öz üvey diyorsun, bir evlat diyorsun. Sana puan veren Özgür. Özgür hani öz oğlundu? Ha
Anne evet. Ben koalisyon bak, puan, yapıyorum. Bugün puan vermez ha. Vermeyeceğim zaten bugün kimseye. Ay. Ben baktım ki şefim... Son 10 dakika artık suya atılması lazım. Nuray abla onları tam doğramamışsın ha bu arada. Vallahi ama. Yapış yapış olmuş. Nuray abla burası sadece konuşmayı biliyor. Un manyağı oldu burası da, değil mi? Bozulmasın diye. Bak şunu şöyle bir dök bir havalandır. Erişte değil başka bir şey olmuş. Bu ne? Ayrılıyor. İyi ayır o zaman. Senin? Benimkiler böyle biraz. Bakayım. Bu da pişpik olmuş. Biraz. Evet. Eriştenin farklı bir versiyonu. Aynen, eriştemsi. Şu anda herkes böyle alelacele yapıyor, ben de dahil. Nuray Hanım iyi gidiyor gibi gözlemlediğim kadarıyla ama Özgür Bey ile Mahmut Bey yapamayacak gibi. Yağmur'un söylemleri olabildiğince boş. Ben bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım ve güzel bir tabak çıkartacağım. Şefim, en güzel benimki olacak, iddialıyım. Mahmut, herkesi geçtin bugün ha, en sona kalıyordun. Senin yerinde olsam hemen... Diğer işlere geçerim hızlı bir şekilde. Özgür programın başında benimle ilgileneceğini söyledi ama şu an hala bir şey göremedim. Sanırım bu şekilde bitecek. Mahmut daha dursun, ben onunla puanlamada ilgileneceğim. Ya o unlu tahtada ceviz mi doğranır? Aa. Aa evet, ne abla, aa? Temizlikten çok bahsediyorsun. Ya ne yaptın ya? Yaptığın işlere bak. Ya, bak abla bakar mısın böyle olacak. Ha evet. Ama burası da temiz. Hadi. Aa Nuray abla. Dur şimdi ben halledeceğim. Bir de röportajda kalkıp diyorsun ki ben şefin yerinde olsam Mahmut'un pisliğinden, pasaklığından dolayı Mahmut'tan ya puan evet kırarım diyorsun. Ya. Abla sen öyle kendini mi dedin? Kendine bir baksana bir. Mahmut evet çok pis çalışıyor, dağınık çalışıyor, bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ben şef olsam ona hiç puan da vermem, kendim de vermem. Aynen, en temiz olan doğru. Benim, en temiz olan benim iddia ediyorum. Kesinlikle doğru, doğru. En temiz benim. Ben Nuray ablanın daha temiz bir insanım. Bunu tamamen çekemiyor. Yüzüme karşı geldiği zaman da asla hiçbir zaman hiçbir şey olmamış gibi davranıyor bana karşı. Artık diyorum tereyağı erişseniz. Ama ben ne duydum biliyor musunuz Rafet Bey, Mahmut Bey ile alakalı? Nasıl? En temiz diyorsunuz ya. Evet. Bugün çekime başlamadan önce üzgünüm bunu söyleyeceğim. Bütün bulaşıkları her şeyi tezgahın altına tıkıyormuş ve insanlar bunu toplamakta zorlanıyor. Biz nasıl buraya koyuyoruz? Bu konuda uyardılar kendisini. Yani çok da temiz olduğunu düşünmeyin. Şuradan alıp buraya tıkıyor. Bakalım ya da gel beraber tıkıyor. Bakalım. Gel. Ama bugün uyardılar o yüzden çıkmamış olabilir. Buyurun. Ama bugün buyurun. Uyardılar. Buyurun. Uyardıkları için çıkmamıştır. Ama gerçekten uyardılar. Hatta sorabilirsiniz size söylerler. Sadece evet bir tane rendeyi yanlışlıkla doğru, tezgahın altına koymuşum kabul ediyorum. Bak kulağıma söylüyorlar. Uyarılmış. Ben üzgünüm ki hiçbir şeyi unutmam. Senin kankan, senin koalisyon arkadaşın da uyardılar. Çekmeceye, tamam hayır kaseleri sen çok koymuş. Temizim bak, diyorsun diye kaseleri çekmeceye koy. Ben bilinçli koymadım senin gibi. Sen temizliğim, sen benim temizliğim bilinçli koyduğumu nasıl ispat ediyorsun? Bir dakika Özgür. Benim bilinçli koyduğum bana izah sen et. Sen benim koalisyon yaptığımı nasıl ispat edebilirsen ben de bunu ispat edebilirim. Kavgaya gitmiyoruz Mahmut Bey çıkıyor. Sakin olun. Mahmut Bey bugün sinirlenmeye başladı ben öyle söyledikten sonra. Çünkü niye? Gerçekleri yüzüne vurdum, kendine yediremedi. Yağmur geçmiş günlerde de gördü. Ben çok temiz bir titiz çalışan benim. Şef de bunu onayladı. Bunu kendine hazmedemediği için şefe tamamen kendini yalandırmaya çalışıyor. Benim söylediklerim çıkıyor ama sizin söyledikleriniz alakasız. Neyin ispatı var? Farnazadan konuşuyorsunuz. Elinde Farnazadan. Neyin ispatı var? Bana söyler misin? Benim ispatım yok ama aynı... Nuray abla onay verdi zaten. Ben dün söylemiştim. Nuray abla neye sizden söylemiş, ilk ayrıldı. Nuray abla neye onay vermiş? Benim hiçbir şeyden abla, haberim yok. Abla kameralara kayıt etti. Yarışmanın başında söyledim. Benim sen hiç, de onayladın. Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok. Beni katma araya. Nasıl haberin yok abla? İzlerken görürsün. Bulaşıklar konusunda Özgür sen de çekmeceye konmuş. Ben evet. Koymadım. Evet. Uyarmışlar. Evet. Uyarmışlar. Dün evet unutmuştum. Bugün uyarmışlar. Koymadım. Öyle olmaz. Yanlışlıkla unutmuşum ben orada hep dün. Hep öyle olur zaten. Yanlışlıkla unutmuş. Ben çok adaletli bir insanım. Bunu evet, arkadaşlarım ona, da ona bilir. En adaletli sensin. Ona ben evet şefim teşekkür yüzde ederim. %100 katılıyorum. Tereyağı yandı tereyağı. Cevizleri atsam diyorum. Evet. Bu diyorum ki erişteler evet. Artık una bağladı. Süssek diyorum. Evet. İçerisine biraz zeytinyağı dök ki yanmasın. Hayır,
Koydun mu? Koydum. Şu terini merini bir sil. Anacığım kurban oldum. Şu terini merini bir sil. Hızlı, ne oldu? Ağlıyor musun? Yok, niye ağlayayım? Ben burada o kadar çok mutluyum ki. Hele sizin yanınızda. Ama bu şey oldu. Pilav gibi oldu. Elimi yıkayım, hemen geliyorum. Hoş çabuk ama. Oğlum. Ya şey nerede? Tereyağı nerede? Atsene, iki dakika var. Cevizleri niye böyle diri diri bıraktın? Hayır. Anlamak için mi? Hayır, hemen ufaltın. Evet, anlamak için. Hemen cevizler ufaltın. Cevizleri iri iri bırakmayın. Anlamak için, kendinizi bulursunuz sadece. Mahmut Bey her zamanki gibi kendi tabağında bir farklılık yaratmaya çalışıyor. Pişmiyor ya da çok pişiriyor. Bugün de cevizleri büyük büyük doğradı. Kendi tabağını bulmak için sırf. Son 2 dakika. Cevizler küçültülecek. Ne oldu bugün buraya ya? Burası biraz karıştı. Tereyağı yanıyor. Bugün biraz geç kaldım karşı masaya göre. Aslında geç kalmamın hiçbir önemi yok benim için. Çünkü lezzetli olmasına çalıştım. Şefin tarifine uymaya çalıştım. Vakit biraz evet bana az gelmiş olabilir ama yine de çok güzel olacak. Yağmur'u gördünüz mü? Yağmur hiç güzel hamur açamadı. Paniğe kapıldı. Her tarafı da berbat etti. Beceremedi. Ve Nuray abla ilk bitiren oldu. Allah senden razı olsun şefim. İlk defa. Ne güzel konuşuyorsun be. Utansınlar. Nuray Hanım ilk defa erken bitirdi. Bana gösteriş yaptı kendince. 4 günden beri bir kere o da bitirebilsin erken, sevinsin. Yağmur benim için gösteriş yapıyor diyor ya, aslında kendisi gösteriş peşinde. Ben burada yemek yapmanın peşindeyim. Ben de çok da güzel yapıyorum. Son 1 dakika. Son 30 saniye. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, yıktım ortalığı. Bir, sıfır, kaldır elleri. Ben çok güzel erişte yaptım. Yağmur da güzel yapamadı. Mahmut da güzel yapamadı. Özgür de güzel yapamadı. En güzel benim eriştemdi. Bugün tabağımdan çok emin değilim. Lezzetinden çok eminim. Çünkü benim elim lezzetli her zaman dediğim gibi. Ama biraz hamuru yumuşak yapmış olabilirim. Bu yüzden aradayım ama lezzetli, kendime güveniyorum. Yemeğimin çok güzel olduğunu iddia etmiyorum ama kötü de olmadı. Orta halli, iyi puan alacağımı düşünüyorum. Hamur konusunda biraz zayıfım, bunun farkındayım. Tabağım konusunda endişeliyim, biraz düşük puan alabilirim. Burası ne oldu bugün böyle? Çarşı pazar karışmış. Dağıldık ya Rafet Bey. Burası biraz Mahmut'un kafası ama gibi karıştı. Ama çok güzel oldu. Dağıldı ama güzel oldu. En temiz ve güzel olan ve erken bitiren Nuray ablam. Çak! Çak çak! Teşekkür ederim şefim. Eline sağlık. Ben şeften o kadar güzel puanlar alacağım ki hepsi böyle nasıl bakacaklar bana, kıskanacaklar. Bugün temizlik biraz yarım yamalak olmuş. Çünkü çekmeceye tıkamadı o yüzden. Yani hiç olmasa oradan biraz daha temiz burası. Çarşı pazar karışmış orada. Ne oldu belli değil şu anda. Ben kabul Benim kafan ediyorum. Gibi karışık Rende Mahmut. De peynirler duruyor hala. Bakalım puanda, hijyende başta demiştim puan kırarım demiştim. Ya. Bakalım kimden puan kıracağız. Hazır mıyız tadım için? Hazırız. Hadi bakalım şimdi tadım zamanı. Benim yemeğim. Yarışmamızın 4. gününde cevizli erişte yaptık. Erişteler biraz haşlanmış ama biraz çiğ kalmış. Ama elimin lezzeti olduğunu biliyorsun. Hamuru pişmiş mi? Pişmemiş. Demek ki hatayı ben yapmışım. Biraz tuzsuz geldi bu bana. İlahi adalet diyorum.
Şefim bunun hamuru pişmemiş, sert. Kim yapmış olabilir? Galiba bu tabağı ben yaptım. Bunu da yapsa yapsa yağmur yapar. Bu yağmurun olabilir sanırım. Niye benim adımı veriyorsun kötü yemekte? Benim öz oğlum oldu artık. Puanın gelsin. Korkarak 4 veriyorum. Dayı 1 veriyorum. Yağmur 0. Ben 0 alınca niye bu kadar zevk alıyorsun? Benim yemeğim. Yarışmamızın 4. gününde cevizli erişte yaptık ilk tadım. Mahmut seninle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Merhabalar. Hazır mıyız? Hazırım şefim. Açalım. Şefim bunun hamuru pişmemiş, sert. Cevizler böyle biraz değişik bir tat, böyle çok büyük gibi, ufak gibi de karışık, şifrelenmiş gibi bence. Ya hiç pişmemiş ya son dakika atılmış gibi. Kim yapmış olabilir? Muhtemelen Özgür yapmış olabilir bu yemeği. Özgür'e puanın gelsin. Özgür'e puanım emeğinden dolayı 1. 1. Açalım. Şefim bunun hamuru güzel. Biraz pişmiş. Muhtemelen bu benim olabilir. Hamuru çünkü ben biraz erken atmıştım. Ondan dolayı hamuru güzel. Ceviz de orta derecede. Ya tam kızarmamış ama biraz da ben geç kalmıştım. Ondan kaynaklı olabilir. Nuray'ın olabilir mi? Nuray ablanın olamaz. Özgür'ün? Özgür'ün adını tattığı muhtemelen Özgür'ündü. Nuray abla bizden önce attı. Onunki piştiyse biraz daha hamur gibi olmuştur. Hı. Uzun süre kaldı çünkü onunki. Yağmur'un olabilir mi? Yağmur'un olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen Yağmur'un puanın değildir. Puanın gelsin. Puanım buna 4. Açalım. Biraz kötü çünkü ağzıma yumurtanın kabuğu geldi. Hamuru yaparken muhtemelen yumurtanın içinde, hamurun içinde yumurtayı karıştırmış kim yaptıysa. Bunu da yapsa yapsa yağmur yapar. Çünkü hala ağzımda duruyor yumurtanın kabuğu. Bu kesinlikle benim olamaz. Nuray ablanın da olamaz. %90 yağmurundur diye tahmin ediyorum şefim. Yağmura puanın gelsin. Ona da emeğinden dolayı 1 veriyorum. Açalım. Şefim bu da çok güzel olmuş gayet. Bu benim de olabilir ama gerçekten kim ise çok güzel olmuş. Hamur pişmiş mi? Hamur pişmiş şefim. Cevizler güzel. Çok iri değil, ufak da değil. Ama gerçekten güzel pişmiş. Kim ise bu gerçekten başarılı. Puanın gelsin. Buna puanım 5. Kimisi hayırlı 5. olsun. Açalım. Yerimize geçelim.
gerçekten güzel olmuş Allah için. Bana evet. diyeceğim bir şey yok mu? Sana diyeceğim bir şey. Hı. Dinliyorum. Yağmur çok kötü yapmıştır deyip kendi tabağına tabağını benim tabağım sandın. Şimdi izin verirsen bak bana bir şey sordun. Ben sana cevap vermem gerekiyor. Bekliyorum. Ben sıraya göre gidiyorum. Abladan 5 puan ablaya verdiğim için ona söylemem lazım. Tamam. Ben gerçekten Nuray ablanınkini gayet beğendim. Çok da güzel olmuş. Her şey yerinde, ideal. Keza seninki de öyle. Eline sağlık. Kötü değil gerçekten. Biri verdiysem ikimize de hak etmişiz. İki erkeğe biri vermişim. Tamam o zaman. Siz hakkınızmış dedim. Kendi yemeğini çok gömdün. Yumurta kabuğu çıkmış dedin. Yağmur zannettin. Doğrudur şefim. Demek ki hatayı ben yapmışım. Kesinlikle benim olamaz dedim bir de yani. Kesinlikle benim olamaz dedim. Demek ki neymiş? Demek ki hata yapabiliyormuşsun şefim. Demek ki neymiş? Gerçekten ben yumurta kabuğu vardı içinde. Bana cevap vermiş. Demek ki neymiş? Şefimle konuşuyorum şu an. Ben şefim güzel cevap verdi yemek bana. Yapıyormuşum değil mi? Lütfen bir defa mahsus sana 4 verdik diye güzel bir defa övdük diye bana, bak. Bir saniye bak şimdi. Yüksek puan veriyorsunuz. O zaman ben tamam konuşuyorum tamam ben dinliyorum seni. Vermiyor olsanız 3 gündür birinci olmam canım. Dinliyorum. Bitti mi? Bitti hadi. Peki ben sana güzel yemek yaptın dediğim zaman bu kadar üstüme gelmene gerek yok. Övdüğüm zaman övüyorum, Hayır. gömdüğüm zaman gömüyorum. Bak orada tabağı verirken diyorsun ki çok kötü. Tamam. Kesinlikle ben ne dedim? Ben yapmış olamam. Ben ne dedim? Yağmur yapmıştır şimdi diyorsun. Şimdi gözümü ne açtıktan zaman, sonra. Ne zaman benim kötü yemek yaptığımı gördün? Niye benim adımı veriyorsun kötü yemekte? Ben senden kötü çünkü tezgahına baktığım zaman her şey leş gibiydi. Tezgahım dağınık muhtemelen olabilir. Olma ihtimali var dedim. Ama elimin lezzeti olduğunu biliyorsun. Nereden biliyorum sanki? Beraber 10 defa mı yemek yedik? Günlerde gözüm yiyorsun. Kapalı tatmaya çalışıyorum günlerde kendimce. Günlerde yiyorsun yemeğimi. Lütfen uzatmayalım daha gerek yok. Kötü beni söyleyemez. Yani şu an şu 10 dakikayı geri alabilsem bütün puan sıfırı sana veririm. Herkese 5 veririm yani. Keşke 10 dakika önceye gidebilsem. Keşke. Ama verdiğime çok pişmanım. İlk başta sana düzgün bir şekilde itibat ettim. Güzel olmuş dedim. İltifat hala bana etmedin. can. Otururken lütfen gerek etmedin. Yok. Orada otururken Allah, beni kötüledi. 10 dakika önceye gidebilsem keşke. 10 dakika önceye Mahmut, gidebilsem. Bu arada Yağmur'a 2 kere de 5 verdim. Ya işte. Demek ki elim diyeyim, lezzetli. Şefim, yani elin lezzetli değil bak. Değilse elin lezzetli niye 5 veriyorsun? Burada yarışmadayız. Herkes kendi tabağını bulmaya çalışıyor. Ne ben seni tanıyacağım bundan sonra ne ben seni tanıyacağım. Senin de bir şeyin yok. Siz iki... Neye göre puan zaten veriyorsun? Hiç gerek yok bir şey demiyorum. Gerçekten güzel olmuş. Eline sağlık uzatmayalım bitti. Ben Mahmut'un yaptığı hataların tekrar önüne çıkmasında Allah'ıma şükrediyorum. Çünkü Mahmut her seferinde böyle konuşup Yağmur'un tabağını ya da benim tabağımı kendi tabağı sanıp sonrasında 5 puan ya da 4 puanlar veriyor. İlahi adalet diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Nuray abla. Hürrem Sultan. Pardon. Hürrem Hanım, Hürrem Sultan. Aldım 5'i. Şefim, inanılmaz sevindim. Yani burada çığlık atmak istedim. Ama tabii ki olmuyor, olmayacak evet. da. Nuray ablaya bir şey sorabilir miyim? Benim öz oğlum oldu artık. Gerçekten puan yani. Verince öyle oluyor abla. Çünkü şefim de şahittir ve siz de Yağmur Özgür ve siz Mahmut canım öz kardeşim 5 puan alınca böyle itibatla geliyor. Gördüler. Hem çabuk çalıştım, hem temiz çalıştım, hem de çok güzel bir yemek çıkardım. Sizin tarifinize uymasa da şefim uydurmaya çalıştım. Buyur Özgür. Onu soracaktım. Özoğlundan üvey evlada düştün mü diye düşmüşüm. Onun cevabını aldım. Teşekkürler Nuray abla. Yağmur'a verdiğim puanlardan evet pişmanım. Çünkü neden derseniz gerçekten güzel olmuştu. Ben de puanını verdim ama hak etmediği cümleler söylediği için keşke geri gidebilsek. Herkes en kötü tabağı sözde benim olduğunu söylüyor ama en iyi puanları alıyorum. Çünkü herkes lezzetli olduğunu biliyor. Kendi kendini bitiriyor. Evet Yağmur gel sen alalım. Bugün aşırı heyecanlıyım. Öyle mi? Evet. Çünkü niye? Biraz ortalığı dağıttım. Güzel yaptığıma eminim ama ortalık çok dağıldı. Zor bir yemekti bugün. Bana göre. Takalım. Hazırsan başlayalım. Hazırım şefim. Heyecan var mı? Çok heyecanlıyım şu anda. Vallahi. Evet çünkü 3 gündür liderim. Bugün hı. vermek istemiyorum liderliği. Kendimi bulmam gerekiyor. Açalım. Tadı tuzu yerinde ama biraz yağı fazla geldi. Aslında herkes aynı yağ kullandı ama üzerine fazla mı döktü acaba? Bir de sanki içinde böyle biraz suyu var gibi geldi. Nuray Hanım'ın tabağına benziyor. Takip ettiğime göre. Çünkü herkesi ben takip ediyorum. Özgür'ün olabilir mi? Bence Özgür'ün değil. Kimin? Özgür'ü de izledim. Nuray Hanım'ın tabağı diyorum.
Puanın gelsin. Lezzeti fena olmadığı için 2 vermek istiyorum. 2. Açalım. Gelsin yorumlar, nasıl bulduk ceviz derişteyi? Tadını çok beğendim bunun. Tat, tuzu, her şey yerinde. Erişteler de birbirine yapışık değildi. Sadece cevizi bir tık büyük geldi. Acaba benim mi diye düşünüyorum ama ben cevizi doğramıştım, küçültmüştüm. O yüzden kararsız kaldım. Kim yapmış olabilir? Galiba bu tabağı ben yaptım. Puanın gelsin. Korkarak 4 veriyorum. Açalım. Ya aslında hepsinin tadı yerindeydi ama bunun erişteleri birbirine yapışmış biraz. Ve biraz sulu kalmış. Ama cevizler ufak doğranmış, o güzel. Ama kim yapmış olabilir? Sen yapmış olabilir misin? Olabilirim de bugün her şeyden şüpheliyim ama ben sulu bırakmadım ya. Yok, ben değilim bu. Kim olabilir? Özgür Bey'in tabağı gibi geldi bana. Puanın gelsin. 0 veriyorum. Kaçalım. Bunun erişteleri bayağı birbirine yapışık. Hiç ayrılmamış neredeyse. Biraz kalın yapılmış eriştesi. Cevizlerin doğranma şekli normal. Peynir de normal. Biraz tuzsuz geldi bu bana. Tabaklar arasında en beğenmediğim bu oldu. Umarım benim değildir. Kimin olabilir? Bilmiyorum ama bana Nuray Hanım'ınki gibi geldi. Puanın gelsin. 0 veriyorum. İnşallah çok güzel puanlar verdim. Umarım bugün yanılmadım. Açalım gözümüzü. Karşıya geçip bakmak istiyorum hemen. Buyurun. Ya bugün zaten çok karışık verdim puan. Normalde hep böyle 5 verip sonra 0-0 verirdim. Çok emin olamadım bugün çünkü hepsi birbirine benziyordu. Bence hiç kimse hamurunu %100 sizin yaptığınız gibi yapamadı. Ben de dahil, kimse yapamadı. Ama yani olmuşlara vermeye çalıştım. Bugün çok karışık oldu zaten. Nuray Hanım'a 4 puan verdin. Evet. Demek ki güzel olmuş, vermişim yani diyebilirim. Özgür. Bir şey yok. Yağmur benim bugün kesme tarzımdan tanıdığı için benim tabağımı tanıdı ve lezzetini beğendi. Sırf bir ikinci olduğum için benden... Sulu oldu dedi. Evet, benden korktuğu için benim tabağımı tanıdı, o yüzden 0 verdi. Sulu olması sebebi süzerken zaten fark ettim, suyu kalmıştı ve yağı da biraz fazlaydı. Çünkü erişteyi tabağa çok az koydu ve yağı fazla koydu. Oradan evet Özgür'ün tabağı olduğunu anladım. Ve evet, şu an en büyük rakibim Özgür puanlamada gözüktüğü için tabii ki 0 verdim onu bulduğumda. Yalan. Nuray abla. Bugün benim de kardeşim şefim. Ben miyim? Benim yakışıklı şefim.
dedim ki ben kendi kendime, yani kulak yok, boynuz kulağa geçti diye düşündüm Yağmur Hanım adında, ama maalesef yine ben liderim. Nereye? Çok güzel buldu, çok övdü farkındaysanız. Evet, ben kötü demiyorum. Çok güzel olmuş. Hayatımda şefim, çok teşekkür ederim. Mahmut'tan da puan aldın. Ona da teşekkür ederim. Sizin adınıza gerçekten çok teşekkür ederim. Hayatımda ilk defa erişte kestim. Allah şahidimdir. Annenizden mi öğrenmişsiniz? Annemden öğrenmedim. Ama doğru, anneme bakıyordum, öyle küçüktüm. Hmm. Küçüktüm, öyle bakıyordum ama hayatımda ilk defa. Anne ilk... kaç yaşında rahmetli? Annem 77 yaşında öldü, nur içinde yatsın. Ama hmm, küçüktüm ya, böyle bakardım, güzel güzel yemekler yapardım. Anne kaç yemekleri. Kaç yıl sonra karşına çıktı? Artık evde yaparsın erişte. Yapacağım. Sizin sayenizde yapacağım. Şefim tabii ki sizin vermiş olduğunuz. Puanlar arka arkaya gelir. Liderlik gelir mi bugün sana? Ya siz her zaman ne dersiniz şefim? Hiç belli olmaz. Evet, son gün... Hiç belli olmaz. Dördüncü olan şampiyon oluyor burada. Şampiyon olacağım Allah'ın izniyle. Ben dedim stüdyonun ve mutfağın tozunu arttıracağım dedim. Hadi o bakalım da oldu. Mahmut. Evet, Nuray abla bugün gerçekten güzel yapmış. Hak ediyor puanları. Bugün bence Nuray abla hepimizi geçer. Yağmur Hanım'ı da geçer. Ben öyle düşünmüyorum bu arada. Ya, ben hala haklısın. Tabağımın lezzetli olduğunu düşünüyorum. Anladım. Zaten iki lezzetli tabağa verdim. Eğer emin olsaydım zaten kendi tabağımdan 5'e 10'a verirdim. Zaten Nuray Hanım'ın tabağından benim mi onun mu diye emin olmadığım için 4 verdim. Yoksa 5 verirdim. Puanlar bana tek tek geliyor. Lider ben olacağım. Lider olacağını sanıyor ama lider maalesef olamayacak. Özgür. Efendim şefim. Özgür müsün bugün? Bugün özgürüm, her zaman olduğum gibi. Vicdanım rahat, geliyorum. Gel. Hak edene yine hak ettiğine vereceğiz inşallah bugün. Peki. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum. Yine her zamanki olduğum gibi. Bugün de adaletli davranacağımı düşünüyorum. Ama bir düşünmedim değil, herkese 0-0 verip mi geçsem diye. Ama emin olamadım. Bakalım, lezzetlere göre vereceğiz yine puan. Açalım. Cevizler doğranmamış gibi, çok büyüktü. Yutmakta çok zorlandım zaten. Erişteler biraz haşlanmış ama biraz çiğ kalmış. Onun haricinde peynir biraz üstüne boca edilmiş gibi. Kim yapmış olabilir? Bu benim tabağım olabilir. Ama emin de olamadım. Tadı tuzu yerindeydi. Biraz da yağlı ve suluydu. Muhtemelen benimdir bu. Puanın gelsin. 5 veriyorum. Açalım. Bunun eriştesi daha büyüktü ve daha suluydu ve yağ biraz daha az hissettim ve cevizleri de büyüktü. Beğendin mi, beğenmedin mi? Beğenmedim bunu. Yok, beğenemedim. Kim yapmış olabilir bunu? Bu az önce benim tabağım dedim ama bu kesinlikle benim tabağım. Puanın gelsin. Kendi tabağım olduğunu düşündüğüm için 5 veriyorum. 5. Açalım. Erişteleri güzel kesilmişti, güzel pişmişti. Ceviz de iyi derecede doğranmış ve yağ oranını da beğendim. Kim yapmış olabilir? Bunu bence Nuray abla yapmıştır. Güzel tatlı, tadı güzeldi yani, kötü değildi. Puanın gelsin. Nuray ablaya bugün puanım 3. 3. Thank you.
açalım. Bunun da tadı tuzu yerindeydi. Genel olarak tabakların tadı güzeldi. Benim tabağımın olduğunu düşündüğüm haricinde. Bunun da tadını beğendim. Cevizleri de iyiydi. Yağ oranı ve eriştelerin pişme oranı da güzeldi. Kimin olabilir? Bu Yağmur'un olabilir sanırım. Puanın gelsin. Yağmur'a puanım 2. 2. Açalım gözümüzü. Nasılsınız şefim? İyiyim, sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Yine hakkaniyetli bir puan verdiğimi düşünüyorum. Evet. Bak bakalım. Kim karşılayacak beni bakalım. Bu arada herkesin tabağını doğru bildin. Yani doğru söyledin adları. Ama güzel Mahmud'u oldu bilemedi. Değil. Hayır, Mahmud'u kendi tabağı zannetti. İlk öyle söyledi ama sonra kendi gelince o benim dedi. Evet. Şimdi şöyle, senin tabağını bildim. Çünkü gerçekten senin yapabileceğini ve birinciliğin olduğu için tıpkı bana yaptığın gibi ben de sana aynı şekilde 2 verdim. Ben ona 0 verdim, yine bana 2 verdi. Ben olsam onun yaptığını asla yapmam. Biliyorsunuz ben 5-0-0 veririm tabağım bulunca. Nuray abla. Şefim. Herkesten yüksek al al. Özgür'e gelin. Üçü yapıştırınca Surat Murat düşüverdi 2 saniyede. Benim mi? Evet benim değil. Senin. Gerçek masa ben çok neşeliyimdir ama. Düştü 3 puanı verince ben gördüm burada. Öyle mi? Ah benim öz oğlum. Oğlumu çok güzel yetiştirmişim. Gurur duyuyorum. Ama bugün Özgür verdi. Özgür oğlumu o kadar güzel yetiştirmişim ki. Ortada verdi ama. Hangisi üvey hangisi öz? Şimdi bugün. Şu an evet. Bugün bu. Ama dün de şeydi, özgürdü. Dün özgürdü ama güzel yetiştirmişim ikisini de. Ama ben gerçekten... neyim burada ikisinde derken? Aa. Mahmut oğlumu bir de Özgür. Ben neyim? Kızı. Sen Manuela. Manuela ne? O nedir? Manuela ne? Bu Fernando. Bu Juan Carlos. Bu da Juan Manuela. Carlos. Ne o? Dizi yavrucuğum. Ha, oyuncu oldum mu iddia ettim. Çok güzel bir kadındı. Teşekkür Manuela. Ederim. Teşekkür ederim. Bilmiyor bile. Başa gelmiş. Özgür'e 5 puan verdiği için teşekkür ediyorum. Rica ama ederim. Hakkaniyetli olduğunu asla inanmıyorum. Neden? Niye ya? Derseniz, adam 5 puan verdi hala hakkaniyetli. Neden derseniz şimdi. Kendi tabağı olduğunu düşündü. Tabağımı gömdü resmen ama sırf benim tabağım diye 5 evet. puan verdi. Doğru. Eğer hakkaniyetli olan insan demesi lazım. Bu benim tabağım evet ama buna 0 vermek zorundayım ya da 2 vermek zorundayım diyebilmeli. Burası çünkü bakın, hakkaniyetli adam Mahmut bunu yapması Bey, gerektirir. Mahmut Bey şefimle burada konuşuyorum bir dakika, formatta kendi tabağını bulup 5 vermek var. Ama ben hakkaniyetli babamın hayrına burada puan dağıtmıyorum. Ben burada birinci olmaya geldim. Hakkaniyetten olmaya çalışıyorum. Senin o zaman aksine, benim tabağıma 0 vermen lazım. 5 vermen gerekmiyordu. Senin aksine ben burada gayet adaletli oynamayalım. Şefimizde farklı, burada farklı. Ben oynamıyorum. Arka tarafta farklı oynamayalım. Özgür istediği puanı verebilir. Gayet normal ama bana göre adaletli değil. Tamamen adalet formatını şef ve seyircileri kazanmak için söylüyor. Benim burada kimsenin sevgisini kazanmaya ihtiyacım yok. Herkes beni olduğum gibi kabul eder zaten. Onun haricinde kendi adalet duyguma güveniyorum. Hürrem! Sultan! Sultanların sultanı! Benim yakışıklı şefim. Çok teşekkür gel, ederim. Gel seni koltukla karşılayacağım. Gel. Ay çok teşekkür gel, ederim. Gel. Şefim. Gel dön. Çok mahcup ediyorsunuz. Dön. Gel. Ay gel. Çok teşekkür ederim şefim. Ellerine sağlık. Hadi bakalım. Ay. Nazar değdi. Şefim. Kimin? Vallahi sizin galiba değil. Benim olabilir evet. Kıskandım. Şef bana hiç öyle yapmadı. Kim? Manuela'nın. Manuela. Yağmur bana Manuela. Hiç öyle yapmadı, ben kıskandım süslü şu anda. Bir ya, anamız o bizim canım. Ama ben de... Burada sen de evet. Cinderella mıydın? Neydi? Manuel. Ben de Hedy Lamour. Hedy Lamour? Bunlar çizgi film karakteri mi? Bunlar çok büyük bir ustalar, sanatçılar, oyuncular. Biz de burada... Cümleler niye değişti? Ama Hürrem Sultan. Oyuncular, büyük sanatçılar. Hadi takalım bakalım hadi. Hadi gözlüğümüzü takalım. Bismillahirrahmanirrahim.
Çok heyecanlıyım. Kalbim böyle nasıl atıyor? Nasıl atıyor? Ya gümbür gümbür, yemin ederim ya. Burası başka bir şey. Burası hem heyecan hem heyecanlı hem canlı canlı. Açalım. Heyecanlı canlı canlı. Fena değil. Güzel. Ama benimkisi kadar güzel olacağına hiçbirisinin inanmıyorum. Bu olsa ya Özgür'ün olacak ya da Mahmut oğlumun olacak. Bu Mahmut oğlumun diye düşünüyorum. Tadı nasıl buldun? Tadı. Tadı mı? Tadı dedim ya, fena değil. Biraz güzel. Hamuru pişmiş mi? Pişmemiş. Cevizleri iyi değildi. Heh. Hamuru kesinlikle pişmemiş. Pek de damak tadıma göre bir zevk değildi, bir yemek değildi. Keşke senin bize vermiş olduğunuz tarif gibi yapsaydın. Kim yapmış sultanım bunu? Bu olsa olsa Mahmut oğlumun olur. Puanın gelsin. 0. Belki de benimdir. Mahmut sana 5 verdi. Bilmeyerek verdi. Bilerek verir mi? Bilmeyerek verdi şefim. O buraya kazanmaya geldi. Yani kesinlikle benim önüme meze verir mi? Beni kazandırır mı? Asla. Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Şefim, ben hamurdan çok, erişteden çok, ben ceviz yedim. Cevizi kesinlikle kavramamış. Kim? Bu Özgür oğlumun olabilir. Erişte nasıldı? Erişte dedim ya. Hı. Erişte yemedim ben. Ne yedin? Ben hamur yedim resmen. Böyle sert bir hamur yedim. Hı. Erişteyi yemedim. Damak tadıma, zevkime göre göremedim. Kesinlikle kesinlikle ceviz ben yedim. Puanın gelsin. Puanım, Özgür oğlumu çok seviyorum. 2 olsun. 2? Evet. Herkes birbirini sevdiği için puan veriyor. Bugün öyle olacak. Çocuklarım. Yarın yaşlanınca bana baksınlar diye şefim. Bakacağım sana ben. Açalım. Hamur evet, biraz eriştelerimiz pişmiş. Ama çok fazla değil. Kesinlikle soğuk suda bir erişte yedim ben. Gene ceviz yedim. Kesinlikle hiç kavrulmamış. Ne tadı, ne tuzu, ne tereyağı, ne süt. Hiçbir şey alamadım ben. Kesinlikle alamadım. Kim yapmış bunu? Yağmur, 0. Açalım. Cevizli erişte için şefim inşallah yanılmayacağım. Gerçekten çok güzel. Damak tadıma uygun yapmışım. Elime sağlık. Kim? Sen mi yaptın bunu? Ya inşallah benimdir. Ama gerçekten çok hoşuma gitti. Eriştesi de güzeldi. Evet, biraz cevizleri iyi doğranmamış. Onu da fark ettim ama... Yani damak tadıma uygun bir erişteli. Puanın gelsin. 5. 5. Vallahi kime verdiysem seviniyordur. Beni karşılarlar şimdi. Yağmur karşılayacak seni. Aç bakayım gözünü bir. Gel Nuray abla, ben alayım seni. Ben bu... Yerimize bir geçelim. Pardon, geçelim, ben puanlara seni, bir bakalım. Nuray abla. Gel. Gel ben alayım. Aa!
Vallahi çok sevindim. O kadar çok sevindim ki ilk defa buldum. Demek iyi yemek yapınca bulunabiliyormuş. Ya ilk defa buldum. Ben kızım sordu. Yağmur mu? Hayır, benim öz ben kızım. Ben kızı değilim. Ben bunun kızı değilim. Şey, o benim kızım değil. Şimdi puan da verdim ya, dilim sürtüşüyor zevkten. Akşam kızım sordu. Anne dedi, orası nasıl, güzel mi? İşte tadımlarını tadabildim mi? Şefimiz gibi güzel yemekler çıkarabildim mi? Dedim ki vallahi dedim bilemiyorum ama dedim güzel yaptığıma inanıyorum ama dedim bir hatam vardı. Kendime hiç puan veremedim. Allah razı olsun dedim, şefimden aldım, çocuklarımdan aldım. Ama inanılmaz mutluyum. İyi, güzel. Mahmut? Efendim, hakkaniyetli oldu. Herkes sıfır. Abla da gerçekten güzel yemek yapmıştı. Hakkı olan oydu gerçekten. 5 puan kendine verdi. Tebrik ederim. Evet. Ay. Yağmur? Ben hiç memnun değilim tabii ki de. Çünkü bu arada o bana verdiğin verdiğin tabağa dedin ki lezzeti güzel olmuş. Özgür'ün yaptığını düşündün onu. Lezzeti... Mahmut muydu? Evet. İşte başkası yaptığını düşündüm. Lezzeti güzel olmuş dedin. Ona rağmen sıfır verdin. Tabii kendi tabağını aradım bugün. Onun farkındayım. Ama benimkinin lezzeti güzeldi. Asla sıfırı hak etmedim. Bir de Özgür'ün tabağını bu kesinlikle Yağmur'un çok kötü yapmış. Öyle bir sıfır söyledin ki, o kadar içten söyledin ki. Neden peki? Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Ben sıfır alınca niye bu kadar zevk alıyorsun? Yağmurcuğum. Çünkü ne biliyor musun? En büyük rakibiniz benim. Herkes ben sıfır aldığımda mükemmel bir şekilde seviniyor. Sen 4 gündür seviniyorsun. Evet. Gerçekten çok güzel seviniyorsun. 3 gün. Pardon, özür dilerim. 3 gündür harikulade seviniyorsun. Evet, doğru. Ben de seni biraz pofpofluyorum tabii Hiçbir zaman pofpoflamadın i̇şte beni. Ya evine git, otur. Güzelce çocuğuna yemekler yap. Sen yap abla. Ben evimde yapıyorum zaten. Ben evimde yapıyorum. Herkes de çok memnun. Benim çocuklarım da bayılıyor benim yemeğime. İyi ki bugün verdim. İyi yaptın. Özgür. İlk önce şey söyleyeceğim Yağmur'a. Yağmurcuğum, tabii ki de sen sıfır alınca sevineceğiz. Çünkü burası bir yarışma programı ve biz burada yarışıyoruz. Yok, sevinmek var, sevinmek var. Bana verdiği sıfırı nasıl bir zevkle söylediğini gördüysen anlarsın. Tamam, onu sen kendi kafanda kur. İkincisi de Mahmut'a söylemem gereken şey, hakkaniyetten bahsediyor. Hakkaniyet yerini bulmadı. Nuray abla onun tadını beğenmedi, sırf benim olduğu için verdi. O yüzden hakkaniyetten bahsetmesin Mahmut bana. Evet. O da öz evlat olduğun için. Ben üvey evlatım. O yüzden istenen 2 puanı sen ondan aldın yani. Öze sen döndün ama ben şu an üyeyim. Peki günlerden cevizli erişte. Şimdi Rafo Şef'in tadımı başlasın bakalım. Makarna mı yiyeceğiz, erişte mi yiyeceğiz? Hadi bakalım. Nuray Hanım sıfırı verirken, bana sıfırı verirken o kadar sevindi ki, herkese dert olmuşum. Demek ki ne kadar güzel bir rakibim ki herkes beni kafaya takmış. Yağmur bana dert olmadı. Ben onlara dert oluyorum. Yağmurlara ben dert oluyorum. Evet, hazırsak başlayalım. İlk, Mahmut senle başlamak istiyorum bugün. Ben sizden erişte istedim. Erişte hamuru sert olur. Kesimi ve açılması zordur. Sert olur. Normalde benim bunu yapma sürecim 15 dakika. Size 30 dakika verdim ki hamuru açmak biraz zor olur diye. Yumuşak bir makarnaya benzer bir hamur açtınız. Bir kişi hariç. Onun haricinde bu yapışmış. Ve dedim ki araya bolca un atın ki yapışmasını sağlayın, yapışmamasını sağlayın dedim. Ama dinlemediniz beni. Erişte incecik olur. Jülyen kesim dediğimiz bir teknikle gösterdiğim şekilde ince olmalıydı. Çok kalın kesildi. Hamur bir kalın. İki, enlemesine kalın. Üçüncüsü çok pişmiş. Bildiğimiz tagliatelle tarzında bir makarna olmuş bu. Ama ben sizden bugün erişte istedim. Bu erişte olmamış. Bu bol cevizli makarna olmuş. Evet. Puanım 1. Teşekkür ederim. Aslında şefimizden 1 puan almayı beklemiyordum. Hem temiz çalıştım, yemeğim de çok da kötü değildi ama çok da iyi değildi. En azından 3 puan bekliyordum. Gelelim Özgür. Sulu. Yine kalın. Yapışmış hamurlar. Hmm.
Tuz yok mu ya? Olabildiğince tuz da attım hamuruna da ve suyuna da ama bu öğütüm olduğu için sanırım biraz yetersiz kalıyor. Peynir de yarım kaldı zaten. Evet. Peynir de tamam. Evet. Yarına iyi hazırlan. Yarına... Sana puanım 1. Gelelim Nuray ablaya. Yorumsuz. Bugün ilk önce sen bitirdin ve tertemizdi tezgahın. Erişten çok güzel, sert, kalın, iyi kesilmiş. İyi de haşlanmış. Eline sağlık. Sana puanım 5. Ben şefimden 5 aldım. Çok çok gururluyum, çok da mutluyum. Geçelim liderimize. Bu da aynı şekilde. Hamurlar ayrılmamış. En büyük hatayı söyleyeyim. Nuray abla da o hatayı yapıyordu. Son dakika düzeltti. Hamuru attınız. Suyun içerisine üçünüz de. İçine yağ da koydunuz. Kiminiz koymadı. Sürekli karıştırsanız bunların hiçbiri böyle birbirine yapışmayacaktı. Bir de sana şey dedim, senin hamurun çok yumuşak. Evet, sertleştirdim. Orada gol yedin. Kurtarab- bitmişti. İsteseydin hayatım yan taraftan. Onun da senin en büyük hatan oydu. Aslında Nuray abla hepinizden önce başladı. Sen bir hamurları tek tek kesmedin, geniş açtın. Evet. Orada Nuray ablanın önüne geçtin. Evet. O güzel bir şeydi. Ve güzel güzel kesiyordun uzun uzun. Evet. Ama hamurun dedim cıvık, bunu dedim kurtar. Tuzu yerinde. Peynirin tuzu da zaten sabitlenmiş. Destekliyor. Ama bu erişte değil. Seninki fettuccine olmuş. Sana puanım. Bir de hijyenim vardı. Rafet Bey, onu lütfen bugün görmeyelim. Sadece doğrama şekli ve hamurum iyi olmadığı için bir aldım. Yine de saygı duyuyorum ama hak etmedim. Yarın final günü, cuma gününe iyi hazırlanın. Yarın 0'dan 5'e kadar puan vermiyorsunuz. 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz. Her an her şey olabilir. Hazırsak 4 günün sonunda almış olduğunuz toplam puanlar için hazır mıyız? Hazırız şefim. 37 puanla son sıradaki isim... Özgür. Aynı puanla son sıradaki diğer bir isim. Mahmut. 45 puanla günün ikincisi. Nuray abla. Dördüncülükten ikinciliğe yerleştim bugün. Çok teşekkür ederim. 53 puanla günün lideri ve dördüncü günün lideri Yağmur. Bugün yine lider bitirdim. Çünkü araya o kadar fark açtım ki kimse yetişemiyor. Evet, cuma günü her şey değişebilir. Ama cuma günü liderliği kanıtlayacağım. Yarın kesinlikle liderliği alıp birinci olacağıma inanıyorum. Çünkü iki tabaklık bir fark var ve bunu da kapatacağıma cani gönülden inanıyorum. Efendim, siz de bizimle burada 10 bin lira için yarışmak isterseniz yapmanız gereken aşağıdaki adresten benim yemeğime başvuru yapabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın final günü, yarın 10 bin liranın sahibini buluyoruz. Yarın görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiliyle kalın. Allah'a ısmarladık.